Evet, Poli Dokümenteri izleyicileri, bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün Bağdat Caddesi'ndeyiz. Umarım severek izleyeceğiniz bir bölüm olur. Hoş geldiniz. Tüccarlar buralardan ev almışlar ve burada yaşamaya başlamışlar. Hatta bu evlerin birkaç tanesi de hala günümüzde bulunuyor. Bağdat Caddesi'nin varlığı Bizans İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Bölgenin Bağdat Caddesi ismini alması ise Osmanlı döneminde gerçekleşir. İstanbul'un fethinden önce Bizans döneminde bölge Anadolu'ya bağlanan bir yol olarak ticaret kervanları ve orduların geçişleri için kullanılırdı. İstanbul Osmanlı Devleti'ne geçtikten sonra bölge Osmanlılar için de son derece önemliydi. Osmanlı orduları Anadolu'ya yapılacak seferler öncesi günümüzde var olmayan Haydarpaşa Çayırı'nda toplanır ve seferler için burada hazırlanırlardı. Evet, Bağdat Caddesi'nin güzergahı Osmanlı döneminde yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Dönemin belediyesi 1918 yılında Kurbağaldere ile Kızıltoprak arasını Bağdat yolu olarak belirlemiş. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Bağdat Caddesi Arnavut kaldırımları ile süslümüş. Fakat sonrasında araçların daha rahat hareket edebilmesi için buralar normal taşlarla döşenmiş. Evet, Mustafa Kemal Atatürk de birçok kez Bağdat Caddesi'ne gelip ziyaret etmiş. Bunları Cevdet Paşa Konağı ve Fenerbahçe Deniz Lokali olarak sıralandırabiliriz. Bağdat Caddesi'nin ismi 1920'li yıllarda ortaya çıkmıştır. O dönemin İstanbul Belediyesi Kurbağaldere Kızıltoprak arasını Bağdat yolu, Kızıltoprak Pendik arasını ise Bağdat Caddesi ismi olarak değiştirmiştir. 1930'lara kadar dar ve tozlu Bağdat Caddesi plajların açılması ile sayfiye yeri olarak kullanılmıştı. Plajların yanı sıra Bağdat Caddesi'nin gelişmesini hızlandıran gelişme ise yolların asfaltlanması olmuştur. Evet, şu anda Starbucks'ın önündeyiz. İnsanlar geliyorlar burada Bağdat Caddesi'nin temiz havasında kahvelerini yudumluyorlar, eğleniyorlar. Gerçekten çok güzel bir gün.
arasında bulunan cadde bostanın tarihi aslında çok eskilere dayanıyor. Zamanında Bizans'ın elindeyken daha sonrasında savaşlarla Osmanlı İmparatorluğu'na dahil olmuş. Bağdat Caddesi 7 kilometre uzunluğunda olan bir cadde. Burada geniş kaldırımlar sayesinde insanlar birbirine çarpmadan rahatça yürüyebilme imkanı buluyor. Ayrıca güzel, fresh bir ortam, şehrin kaosundan uzak, insanların rahatça alışveriş yapabileceği bir yer. Caddenin yapımı sırasında batı tarzında geniş yollar, parklar ve bahçeler planlanmıştır. Bağdat Caddesi o dönemde İstanbul'un en önemli ve gözde mekanlarından biri haline gelmiştir. Şık ve tarihi binalar, mağazalar, kafe ve restoranlar cadde boyunca sıralanmıştır. Aynı zamanda o dönemde İstanbul'daki aristokrat kesim tarafından popüler bir konut bölgesi haline gelmiştir. Karizmatik görüntüsü gerçekten herkesi büyülüyor. İnsanlar iş çıkışlarında, okul saatlerinde buraya gidip alışverişlerini yapıyorlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir ortam. You now, Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it, fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get 'em! Da insanlar bu bakkalın adına Şaşkın Bakkal diyor ve buranın ismi Şaşkın Bakkal'a dönüşüyor. Evet, caddenin diğer iki kısımlarında bir okul ve bir sürü kafeterya görüyoruz.
Türkiye'deki en büyük Apple mağazasının önündeyiz. Buranın çatısı çim. Bu yüzden yağmur yağdığı zaman enerji dönüşümü sağlanıyor. Böylece de çevreye katkı sağlamış oluyoruz. Apple Bağdat Caddesi'nde aksaray, yaylak, granit zemin, ahşap tavan ve traverten duvar kaplamaları mekandaki doğal ışığı tamamlayıcı bir renk ve yansıma sunuyor. Yapıda kullanılan yeşil çatı uygulaması sayesinde ısı yalıtımı sağlanmış, sulama için yağmur suyu biriktirme ve gri su geri dönüştürme sistemleri kullanılıyor. Yıllarda burası daha da ağaçlık bir bölgeymiş ve bu yüzden asker kaçakları buraya gelip kolayca saklanabiliyormuş. Bu yüzden buranın ismi de Cadı Bostanı olmuş. Daha sonrasında Ferik Cemal Paşa da burayı satın aldıktan sonra bu ağaçlar kesilmiş ve ismi Cadde Bostanı'na dönüşmüş. Evet, Polidokümenter izleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Saygıyla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Must have been something you said. I just died in your arms tonight. I keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me, and I don't see an easy way to get out of this. By the bedside table, the curtains are closed, the cat's in her cradle.